Arefesü kürtaj hakkında bilgi veriyor. Kürtaj yaptırmak, bir gebelik durumunun sonlandırılması demektir. İsveç'te yasalar gereği gebeliğin 18. ayına dek kürtaj serbesttir. Kaç yaşında olursa olsun kürtaj olup olmama kararını her zaman gebe olan kişi verir. Bu kararı kişinin ailesi ya da gebe kaldığı kişi, yani eş ya da erkek arkadaş veremez. Evli olup olmamak da bunu etkilemez. Özel bir nedeni varsa gebeliğin 18. haftasından sonra da ancak 22. haftadan geç olmamak koşulu ile kürtaj yaptırılabilir. Bu durumda sağlık çalışanları başvuru için yardımcı olabilir. Gebelik haftası son aylık kanama döneminin, yani reglin ilk gününden itibaren hesaplanır. Kürtaj İsveç'te her kadının hakkıdır. Hangi nedenlerden ötürü olduğunun önemi yoktur. Eğer kişi istemezse niçin kürtaj yaptırdığını başkasına anlatmak zorunda değildir. Tüm sağlık çalışanları ve çevirmenler sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır. Bu da başka birine kürtaj ile ilgili bilgi veremez anlamına gelir. Eğer kişi 18 yaşından küçük ise anne ve babası ile konuşması veya bir başka yetişkinden destek alması iyi olabilir. Gebeliğe ya ilaç ile ya da cerrahi olarak son verilebilir. İlaç ile gebeliğe son verme en alışılmış yöntemdir. Ve birçok gebelik genellikle gebeliğin erken dönemlerinde sonlandırılır. İlaç ile gebeliği sonlandırma iki aşamada gerçekleştirilir. İlk ziyarette vücudu ikinci aşamaya hazırlayan bir hap verilir. Bazı kişilerde hap sonrası bir kanama meydana gelebilir. Fakat bu tehlikeli değildir. 1-3 gün sonra tekrar ziyarete gelinir ve kişiye başka haplar verilir. Bu haplar ya ağız yoluyla alınır veya vajinal yolla kullanılır. Bunlar gebeliği sonlandıracak bir kanamaya neden olurlar. Gebeliğin 9. veya 10. haftasından önce bu işlem genellikle evde yapılır. Bazen de hastanede yapılır ve bu durumda birkaç saat hastanede kalınması gerekir. Gebeliğin daha geç döneminde gebeliğe son verme işlemi her zaman hastane koşullarında gerçekleşir. Gebeliğin erken döneminde ilaçla gebeliğe son verildiği gibi yapılır. Ancak ikinci ziyaret daha uzun sürer. İkinci ziyarette kişinin gün boyunca, hatta bazı durumlarda gece boyunca hastanede kalması gerekir. İlaçla gebeliğe son verme, gebeliği kürtaj ile sonlandırmanın mümkün olduğu süre boyunca yapılabilir. Cerrahi olarak gebeliğe son verme, yani cerrahi kürtaj, küçük bir ameliyattır. Genellikle kişi anestezi ile uyutulsa da aynı gün içinde evine dönebilir. Kürtaj 7. haftadan 12. haftaya dek yapılabilir. Gebeliğin sonlandırılmasından sonra birkaç hafta kanamalar devam edebilir. Kanama sürdüğü ve kahverengi bir akıntı olduğu sürece cinsel ilişkiden tampon veya adet kabı, yani menstrual kap kullanmaktan kaçınılmalıdır. Daha uzun bir süre küvete girmekten de kaçınılması iyi olur. Öte yandan duş almanın sakıncası yoktur. Kişinin ateşi yükselirse, karnın alt bölgesinde ağrı varsa veya kötü kokan bir akıntı olursa bunlar enfeksiyon belirtisidir. Bu durumda hemen bir doktora veya sağlık merkezine başvurulmalıdır. Gebeliğe bir şekilde son verilmesi, ileride çocuk sahibi olunmasının güçleşeceği anlamına gelmez.
gebeliğe son verildikten oldukça kısa bir süre sonra vücut tekrar gebe kalmaya hazır hale gelir. Bu nedenle eğer gebe kalmak istemiyorsanız hemen güvenilir bir korunma yöntemi kullanmaya başlamalısınız. Gebeliğe son verme işlemi sonrasında iyi bir prezervatif veya korunma yöntemi bulmakta size yardımcı olacak bir ebe ile konuşabilirsiniz. Ayrıca kürtaj veya gebeliği sonlandırma işlemine dair konuşmaya ihtiyaç duyarsanız bir kuratör veya psikolog ile de konuşabilirsiniz. Herkes kürtaj yaptırma hakkına sahiptir ve buna kendiniz karar verirsiniz.